Sınavlar yaklaşıyor, hadi sen de durma. Sana ders bolca, dersizliğin kanda. Bu da sana ders olsun. Düzgün hızlanan doğrusal hareketten bahsedelim. Önce düzgün hızlanan doğrusal harekette düzgün kelimesini gördüğümüz yerde sabit ivmeli diyeceğiz gençler. Bu iki şekilde incelenir. Birincisi artı yönde düzgün hızlanan doğrusal hareket. İkincisi ise eksi yönde düzgün hızlanan doğrusal hareket. Bakın şöyle bir tasarım yapıyoruz. Düz bir yolda duruş halinden harekete geçen bir otomobil düşünüyoruz. Bu otomobilin başlangıçtaki hızı sıfır. Bakın dikkat edin. Düzgün hızlanacak. Biz zamanı tutuyoruz. Zaman eşit zaman aralıkları olsun ve her birinde birer saniye geçsin. Mesela sıfırdaki hızı duruyor. Sıfır. Peki zaman 1'i gösterdiği anda aracın hızı 10. Zaman 2'yi gösterdiği anda bakıyoruz ki ibreye aracın sürati 20. Zaman 3'ü gösterdiği anda 30 olmuş. Dikkat edersek aracın hızı düzgün arttığı için biz buna düzgün hızlanan doğrusal hareket diyoruz. Peki hızdaki artma düzgün olduğu zaman bizim ivmemizde ne oluyor bakın gençler? Sabit oluyor. Neden? Çünkü ivme ne demektir? Cismin hızındaki artma ya da azama miktarıdır. Bunu formülle de yapabilirsiniz. Direkt formülsüz de yapabilirsiniz bakın gençler. Aracın hızı düzgün arttığı için biz buna düzgün hızlanan doğrusal hareket dedik. Peki hızımız 0 iken 10, 10 iken 20, 20 iken 30 olmuş. Peki biz buradaki 2 ile 3 saniye aralığındaki ivmeyi bulalım bakın gençler. Şimdi buradaki ivmesi nedir? Sabittir ve 10'dur. Peki ivmenin büyüklüğünü bulacak olursak, bakın buraya geldik. Diyorum ki buradaki ivmesi ne demektir? Bunun buradaki ivmesi nedir? Delta V bölü delta T'dir. Şimdi sabit ivme ile hızlanan hareket yapan cismin hızı düzgün olarak artar. Ve hız vektörü ile ivme vektörünün yönü nedir? Aynıdır. Peki deminki yaptığımız gibi bakın burada zaman ilerledikçe aracın hızı düzgün bir şekilde artmış. Zaman 1'i gösterdiği andaki hızı ne olmuş? 10 olmuş bakın gençler. Zaman 2'yi gösterdiği anda aracın hızına bakıyoruz. Buradaki aracın hızı ne olmuş? 20 olmuş. Demek ki zaman düzgün ilerledikçe aracın hızı da düzgün bir şekilde artmış. Peki hız zaman grafiğinin, bakın bu cümle önemli. Hız zaman grafiğinin eğimi bize neyi verir bakın gençler? İğmeyi verir. Eğim ne demektir? Tanjant alfa demektir bakın. Eğim tanjant alfadır. Bu da nedir? Karşı dik kenarın kime oranıdır gençler? Komşu dik kenara oranıdır. Peki burada ben neye dikkat edeceğim? Açının karşısının komşusuna oranına bakacağım. Burada açının karşısı nedir bakın gençler? Burada açının karşısı 10, komşusu 1. Peki açının karşısı 20, buna karşılık gelen komşusu 2. Açının karşısı ney bakın 30, buna karşılık gelen komşusu 10. O halde bu cismin eğimi 10 metre bölü saniye olur. Yani hareket ivmesi 10 metre bölü saniyedir. İşte dikkat edersek zaman ilerledikçe ivmede herhangi bir artma ya da azalma olmadığı için bu cismin yapmış olduğu harekete sabit ivmeli hareket denir. Peki burada ivme zaman grafiğinin altındaki alansa bize hız değişimini verir. Peki 3 saniyedeki hız değişimi nedir? 30 metre bölü saniyedir. Şimdi karşımıza bakın güzel bir soru çıktı. Gençler, doğrusal bir yolda hareket eden X, Y, Z araçlarının hız zaman grafikleri verilmiştir. Buna göre hangisi doğrudur diyor. Peki birinci öncele baktığımız zaman araçların ivmelerinin büyüklükleri demiş bakın. İvmelerin büyüklükleri deyince aklıma ne gelecek? Hız zaman grafiğini vermişse hız zaman grafiğinin eğimi gelecek. Peki bu eğimi bulmak için bakın uyanıklık yapacağız bakın gençler. Ne yapacağız biz? Burada bir şeyi sabit bırakmam lazım değil mi? Peki eğim dendiği zaman tanjant alfada biz zamanı sabit bırakalım bakın. Peki biz buradaki tanjant alfayı aldığımız zaman bakın karşıda ne var? Delta V hız değişimi var.
Komşuda ne var? Zaman var. Peki ben burayı sabit bırakırsam, bunun eğimi de ivmeyi verdiğine göre o zaman ivme hızdaki artmayla doğru orantılı. Peki sıfırdan x'in ki bakın bu kadar artmış, y'nin ki bu kadar artmış, z'nin ki bu kadar artmış. O halde x büyük, y büyük, z. Birinci öncülümüz nedir bakın gençler? Doğrudur. İkincisi, cisimler hareket ettikten bir süre sonra x cisminin hızındaki değişim en büyük olur demiş. Evet doğru. Bakın hızdaki değişim ivme ise o zaman x'in ivmesi büyükse hız değişimi de büyük demektir. Bu da doğru. Üçüncüsü, cisimler aynı yönde hareket etmektedir. Evet. Üç cisimde artı yönde düzgün hızlanan doğrusal hareket yapmaktadır. O halde doğru cevabımız E seçeneği olur. Şimdi bir diğer örneğimizde doğrusal bir yolda durmakta olan bir aracın hız zaman grafiği şekildeki gibidir. Peki biz bu grafiği okuyacak olursak gençler, zaman 0'ı gösterdiği anda aracın hızı 0, zaman 2'yi gösterdiği anda aracın hızı 36, bakın zaman 4'ü gösterdiği anda aracın hızı yine 36. Peki bu bölgede nasıl bir hareket yapmış gençler? Bu bölgede artı yönde düzgün hızlanan bir hareket yapmış. Bakın artı yönde düzgün hızlanan bir hareket yapmış. Ama bu bölgede ise cisim nasıl bir hareket yapmış? Artı yönde sabit hızlı hareket yapmış. Buna göre 0-2 saniye zaman aralığındaki ivmesinin büyüklüğü 2-4 saniye zaman aralığındaki ivmesinden büyüktür. Doğru. Peki buradaki ivmesi eğim olduğuna göre biz ne yapacağız bakın gençler? 36'yı 2'ye bölersem demek ki buradaki ivmesinin büyüklüğü 18. A1 ivmesinin büyüklüğü 18. Ama buraya baktığım zaman A2 ivmesi yok ki gençler. Neden? Çünkü hız değişimi yok. O halde bizim birinci öncülümüz doğru olur. İkincisi, 0-2 zaman aralığındaki yer değiştirmesi 2-4 zaman aralığındaki yer değiştirmesinin yarısına eşit demiş. Onu bulalım. Peki buradaki yer değiştirmesi nedir? Buradaki dik üçgenin alanıdır gençler. Peki bu dik üçgenin alanı nedir? Bakın 36 çarpı 2 bölü 2 yani 36 metre olur. Peki buradaki yer değiştirmesi nedir? 36 çarpı 2 yani 72 metredir. O halde 0-2 saniye zaman aralığındaki yer değiştirmesi 2-4 saniye zaman aralığındaki yer değiştirmesinin yarısına eşit. Bu da doğru. Üçüncü öncülde 0-4 saniye aralığında ortalama hızı. Bakın ortalama hız ne demektir? Cismin yapmış olduğu toplam yer değiştirmenin geçen zamana oranı. Peki toplam yer değiştirme nedir? 36 metre artı 72 metre bakın bölü zaman. Peki 36 ile 72'yi toplarsam ne çıkar gençler? 108 çıkar. Peki 108'i biz ne yapacağız? 4'e böleceğiz bakın gençler. 108'i 4'e böldüğümüz zaman bakın 4 2 defa var. Burada 8 yapar. Burası 28. 4 kere 7 28. Yani 27 metre bölü saniye olur ama burada 26 metre bölü saniye demiş. O halde üçüncü öncülümüz yanlış olur. Doğru cevabımız B seçeneği olur. Şimdi gelelim gençler artı yönde düzgün yavaşlayan doğrusal harekete. Bakın buradaki şekilde bizim bir aracımız var. Başlangıçta yani zaman sıfırı gösterdiği anda aracın hızı neymiş? Bakın 3V'ymiş. Peki zaman 1'i gösterdiği anda 2V olmuş. Zaman 2'yi gösterdiği anda V olmuş. Peki zaman 3'ü gösterdiği anda 0 olmuş ve durmuş. Peki araç hızlı giderken daha fazla yol aldığına göre x1 yolu x2 yolundan büyüktür. x2 de kimden büyüktür? x3'ten büyüktür. Bakın şuradaki zaman bu. Peki aldıkları yollar işte aracın hız zaman grafiğini çizecek olursak hız zaman grafiği böyle olur bakın. Zaman ilerledikçe aracın hızı düzgün bir şekilde azalmaktadır. Peki öğrendiğimiz gibi hız zaman grafiğinin altındaki alanlar bize neyi verecektir? Yer değiştirmeyi verecek bakın. İşte bu yeşille çizdiğim bölge gençler neyi verecek bize?
Birinci saniyedeki yer değiştirmeyi verecek. Şu morla çizdiğimiz bölge ikinci saniyedeki yer değiştirmeyi verecek. Bakın turuncu ile çizdiğimiz yer ise üçüncü saniyedeki yer değiştirmeyi verecektir. Peki iki saniyedeki yer değiştirme derse yeşil ile lilanın toplamıdır. 3 saniyedeki, bakın şurası da 3 saniye, 3 saniyedeki yer değiştirme nedir derse yeşil, lila ve turuncu renklerin toplamını verir. Evet, şimdi gelelim bir sonrakine. Bakın demiş ki hızı giderek azalan hareket yapan bir cismin ivmesi nedir? Eksidir. Peki biz bunu şöyle sembolize edebiliriz gençler. Bakın bizim bir aracımız var gençler. Bakın bu araç ne yapıyor? Bu araç artı yönde gidiyor. Peki artı yönde 30 metre bölü saniye hızla giden bir cismi sizin durdurmanız için ne tarafa doğru kuvvet uygulamanız lazım? Ters yönde bakın. Demek ki hız artı ise o zaman gençler bakın kuvvet nedir? Eksi. Peki kuvvetin yönü ne ise? İğmenin yönü de aynı değil midir? O zaman bizim burada iğmemiz ne olacak bakın gençler? Eksi yönde olacak. Demek ki yavaşlayanlarda iğmenin yönü hız yönünün nesidir? Tersi yöndedir. Şimdi de eksi yönde düzgün hızlanan doğrusal harekete bakalım gençler. Yine bizim bir aracımız var. Bakın bu aracımız x ekseni üzerindeki hareketini inceleyelim. Peki biz bu hareketi inceleyebilmemiz için bir yön seçmemiz lazım bakın gençler. Burası artı yön. Bakın burası da eksi yön olsun. Peki bizim aracımız eksi yöne düzgün hızlanacağına göre başlangıçta hızı 0. Peki zaman 1'i gösterdiği anda aracın hızı eksi yönde 10. Zaman 2'yi gösterdiği anda aracın hızı bakıyorum ki eksi yönde 20. Zaman 3'ü gösterdiği anda aracın hızı eksi yönde 30. Demek ki aracın hızı eksi yönde düzgün bir şekilde artmış. Düzgün bir şekilde arttığına göre biz buna ne diyeceğiz? Sabit ivmeli hareket diyeceğiz bakın gençler. Peki buradaki yön böyle bakın. Peki bu tarafa doğru gitmekte olan bir aracı. Bakın eksi yönde gitmekte olan bir aracı eksi yönde hızlandırabilmemiz için gidip eksi yönde kuvvet uygulamamız gerekir. Ve kuvvetin yönü neyse iğmenin yönü de nedir? Aynıdır. Demek ki bunun da hız zaman grafiğini çizecek olursak zaman ilerledikçe aracın hızı her bir saniyede onar onar arttığı için bu harekete biz sabit iğmeli hareket diyoruz. Şimdi güzel bir soru çıktı bakın karşımıza. Doğrusal yörüngede hareket etmekte olan bir aracın KLM noktalarındaki hız büyüklükleri şekildeki gibidir. Bakın dikkat edin. Bu araç ne yapıyor gençler? Artı yönde hareket ediyor. Başlangıçta K ile L arasında hızı artmış mı? Artmamış. Demek ki o zaman bu araç KL arasında sabit hızlı hareket yapıyor. Ama L'den M'ye geldiğinde hızı azalmış. Araç diyor LM arasında düzgün yavaşlayan hareket yaptığına göre yargılarından hangileri doğrudur? Birinci öncülde KL ve LM arasını aynı sürede aldıklarında KL arasındaki yer değiştirme LM arasındaki yer değiştirmenin yarısı kadardır demiş. Yarısı evet yer değiştirmenin yarısı büyüklüğündedir demiş. Peki bakalım gençler bunu yapmanın en güzel yolu hız zaman grafiği çizmektir bakın gençler. Hız zaman grafiği. Peki araç 20 ile gitti. Bakın burası 20. Buradan nokta nokta indirdim. Sonra aracın hızı ne yaptı? Bakın 10'a indi. Yani şöyle oldu. Peki böyle olduğuna göre bunu da biz böyle çizeceğiz. Demek ki araç önce artı yönde sabit hız hareket yaptı. Daha sonra bu araç artı yönde düzgün yavaşladı. Peki dikkat edecek olursak yer değiştirmenin yarısı büyüklüğündedir demiş ya gençler. Bakın burada aynı sürede şu alan bu alanın yarısı mı? Size soruyorum şimdi. Bakın şurası T süre. Burası da T süre. Peki şimdi şu alanı tarayalım bakın. Şu alan
Bakın x1 alanı. Peki bir de şimdi şuraya bakın gençler. Bu da x2 alanı. Bu bunun yarısı değil ki gençler. O halde birinci öncül yanlış. İkincisi KL arasında sabit hızla hareket etmektedir. Evet, aracın hızı K'daki hızı 20, L'deki hızı 20. Hızla artma yok. Üçüncü öncülde LM arasını 2 saniyede alırsa yavaşlama ivmesi 5 olur demiş. O halde biz neyine bakacağız bunun? Eğimine bakacağız. Peki LM arasını zaman 2 saniye olursa yavaşlama ivmesi buradaki hızı da 10 değil mi gençler? Peki şuradaki eğime bakacağım ben. Peki buradaki eğim ne demektir? Karşı kimdir? 20 eksi 10'un kime oranı? Zamana oranı, yani 2'ye oranı. Buraya da 2 yazacağım ben. O zaman ne oldu eğim? Eksi 5 metre bölü saniye oldu. Ama ivmesinin büyüklüğü demiş bakın. İvmesinin büyüklüğü dememiş. Bakın dikkat edin. İvmesinin büyüklüğü deseydi 5'ti. Buradaki ivmeyi bulurken biz ne yapacağız bakın gençler? Şurayı bakın düzgün çalışalım. Siliyorum. Bakın ivmesi ne demektir? A eşittir ivme demek delta V bölü delta T demektir. Peki biz burada hangi zaman aralığını inceliyoruz? Buradaki zaman aralığını. Peki son hız nedir burada? 10. Bakın yazdım. İlk hız nedir? 20 bölü zamanda 2. Dikkat ederseniz ivmesi eksi 5 metre bölü saniyenin karesi. Ama bu soruda bize ne verilmiş? Artı 5 verilmiş. O zaman ivmeler eşit değil. Ama dikkat edin, kanmayın burada. İvmesinin büyüklükleri eşit fakat ivmeleri eşit değildir. Şimdi eksi yönde düzgün yavaşlayan doğrusal harekete bakalım. Başlangıçta bizim hızımız eksi 10 iken zamanla bunun hızı 8, 6, 4, 2 ve 0 oluyor. Dikkat edersek aracın başlangıçtaki hızı eksi 10 iken zamanla bunun hızı, bakın aracın hızı düzgün bir şekilde azalmaktadır. Peki burası eksi 8, burası eksi 6, burası eksi 4. Bakın burası eksi 2 ve 0 olmaktadır. Demek ki aracın hızı düzgün bir şekilde azaldığı için biz buna eksi yönde sabit ivmeli hareket yapıyor deriz. Demek ki burada bakın eksi yönde gitmekte olan bizim bir aracımız var. Eksi yönde V hızı ile gitmekte olan bir aracı bizim yavaşlatabilmemiz için hangi yönde kuvvet uygulamamız lazım gençler? Bakın artı yönde. Demek ki eksi yönde yavaşlayan hareketin ivmesi hangi yöndeymiş? Artı yönde. Çünkü eksi yönde giden bir cismi yavaşlatmanız için sizin ters yönde kuvvet uygulamanız gerekir. Bu duruma baktığım zaman bakın ivmesi hangi yönde olacak? Artı yönde olacak. Bu kadar. Evet. Şimdi gelelim, bir örnek sorumuz var. Doğrusal bir yolda hareket etmekte olan x, y, z araçların hız zaman grafikleri şekildeki gibidir. Buna göre 1, 2, 3 yargılarından hangileri doğrudur demiş. 0, 4, t zaman aralığında z'nin ortalama hızının büyüklüğü x'ten fazladır demiş. Peki biz ortalama hız dediği zaman neye bakacağız gençler? Yer değiştirmeye bakacağız. O halde bakın z'nin ortalama hızı ne demektir? Z'deki yer değiştirmenin geçen zamana oranı. Zaman belli 4t. O zaman biz z'deki yer değiştirmeye bakacak olursak, bakın yazıyorum delta x z'deki yer değiştirme nedir? Z'nin altındaki alandır. O da nedir? 3v çarpı 4t. Bu kadar. Demek ki 12VT'lik bir yer değiştirme var Z'de. O zaman yazıyorum 12VT'yi biz neye böleceğiz gençler? 4T'ye böleceğiz. Demek ki Z'nin ortalama hızının büyüklüğü ya da ortalama hızı nedir? 3V'dir. Hızının büyüklüğü de 3V'dir. Şimdi X'e bakalım. X'i bulmamız için X'teki yer değiştirmeye bakacağım. Bakın formülü yazdım. Delta X bölü delta T. Delta T'de problemimiz yok. Onun 4T olduğunu biliyoruz. Peki X'in yer değiştirmesi nedir? Bakın onu da buraya yazıyorum. Delta X'in
Yer değiştirmesi gençler şuradaki dik üçgenin alanıdır. Dik üçgenin alanına baktığım zaman 4V çarpı 4T bakın bölü 2. O da ne olur? 8VT olur. Demek ki X'in yer değiştirmesi nedir? 8VT'dir. Bunu 4T sürede yaptığına göre X'in hızı ne olur? 2V olur. O halde demiş ki Z'nin ortalama hızının büyüklüğü X'ten büyüktür ifadesi doğru olur. İkincisinde 0-2T zaman aralığında Y ve Z sabit hızla hareket etmektedir. Evet doğru. Bakın 0-2T ben burayı aldığım zaman Z'nin sabit hızı kaç V'dir? 3V'dir. Peki Y'nin sabit hızı kaç V'dir? 2V'dir. Bu da doğru. Üçüncü öncülde 2T 4T zaman aralığında Y aracı düzgün yavaşlayan, evet bakın düzgün yavaşlamış. X aracı ise sabit hız hareket etmektedir. Hayır. Y düzgün yavaşlamış. Bakın burası belli. Neden? Çünkü 2V'den 0'a gelmiş. Ama X ise gençler tam tersi ne yapmış? Düzgün hızlanan bir hareket yapmıştır. Bu öncül yanlış. Doğru cevabımız B seçeneği olur. Şimdi gelelim bir diğer sorumuza. Doğrusal yolda ilerleyen K ve L araçlarının hız zaman grafikleri verilmiştir. Buna göre 0T zaman aralığında K ve L araçları için hangileri doğrudur? Peki ivmesinin yönleri aynıdır. Bakalım. Bakın burada K'nın ivmesinin yönü nasıl bulacağız? K'nın ivmesinin yönü AK eşittir diyeceğiz. Bakın AK eşittir delta V hız değişiminin zamana oranıdır. Peki delta V için nedir? Son hız eksi ilk hız bölü son saniye eksi ilk saniye. Demek ki K'nın ivmesinin büyüklüğü V bölü T. Biz buna A diyelim. Peki L'ye bakalım şimdi gençler. L'nin ivmesinin büyüklüğü bakın son hız nedir? T'deki hızdır bakın gençler. Dikkat edin. O halde son hız 0 eksi ilk hız diyorum. İlk hız da eksi V'dir. Bölü zaman T eksi 0. Bu da V bölü T çıktı. Yani bu da A çıktı. O zaman ivmeleri aynı yönde. O zaman doğru bakın. Niye? Çünkü her ikisi de artı çıktı. İkinci öncülde yer değiştirmeleri eşittir demiş. Hayır gençler, bunun yer değiştirmesi nedir? Altındaki alan VT bölü 2'ye ben X dersem bu artı X'lik bir yer değiştirme yapmıştır. Peki L'ye baktığım zaman L'nin yer değiştirmesi nedir? Bakın eksi V çarpı T bölü 2 yani bizim L'miz eksi X'lik bir yer değiştirme yapmış. Yer değiştirmeleri eşit değil ama deseydi ki soruda yer değiştirmenin büyüklükleri eşit deseydi doğruydu. Peki ortalama süratleri eşit midir? Evet bu doğru gençler. Çünkü sürat nasıl bir büyüklük? Skaler bir büyüklük. Yer değiştirmenin büyüklükleri eşit olduğu için ortalama süratleri de ne olur? Eşit olur. O halde bizim doğru cevabımız 1 ve 3 olur. Şimdi gelelim bir diğer soruya. Doğrusal bir yolda hareket eden bir aracın hız zaman grafiği şekildeki gibi verilmiştir. Buna göre 1-2-3 yargılarından hangileri doğrudur? Birinci öncülde hareketi süresince 2 defa hızlanan hareket yapmıştır diyor bakın. Bakın bu grafiğin üzerindeki alanlara bakacak olursak burada nasıl bir hareket yapmış gençler? Artı yönde düzgün hızlanan. Bakın bunları tek tek yazalım. Peki burada nasıl bir hareket yapmış? Artı yönde düzgün yavaşlayan. Peki burada bir nasıl bir hareket yapmış? Eksi yönde düzgün hızlanan. Bakın burada yavaşlayan. Burada hızlanan. Peki burada nasıl bir hareket yapmış? Eksi yönde düzgün yavaşlayan bir hareket yapmış. Hareketi süresini 2 defa yön değiştirmiştir. Bir de ben size burada pratik bir yöntem anlatayım size gençler. Bakın artıdan eksiye geçerken yön değiştirir. O zaman nerede yön değiştirme var? T2. Değil mi gençler? O zaman hareketi süresince sadece bir defa yön değiştirmiş. Ama burada 2 defa demiş. O zaman yanlış.
Peki yön değiştirme nerede olmuş? T2 anında yön değişikliği var. Demek ki burada bir yön değiştirme var. Birinci öncül yanlış. İkincisi T2 T3 aralığındaki hızının büyüklüğü T3 T4 aralığındaki hızının büyüklüğüne eşit. Bu da doğru. T2 T3 aralığındaki hızının büyüklüğü T3 T4 aralığındaki hızının büyüklüğüne eşittir demiş. Ortalama hız diyecekti. Bakın bunlar doğru gençler. Hareket boyunca aynı yönde hareket etmektedir. Hayır, hareket boyunca aynı yönde hareket yok. Bakın burada hızının büyüklüğü, yani hızı derken ortalama hızının büyüklüğü diyeceğiz. Ortalama hızının büyüklükleri. O zaman ikinci öncülümüz doğru olur. Doğru cevap A seçeneği olur. Bakın yine diyorum. T2 T3 aralığındaki ortalama hızının büyüklüğü T3 T4 aralığındaki ortalama hızının büyüklüğüne eşittir. Öncülü doğrudur. Doğru cevap A seçeneğidir. Şimdi gelelim bir diğer sorumuza. Doğrusal bir yolda hareket eden bir aracın hız zaman grafiği verilmiştir. Buna göre 1-2-3 yargılarından hangileri doğrudur? Peki demiş ki birinci öncülde sürekli artı yönde hareket etmektedir. Bakıyoruz. Araç burada ne yapmış? Bakın 0 ile T1 zaman aralığında araç artı yönde düzgün hızlanmıştır. Bakın artı yönde düzgün hızlanmış. Doğru gençler. Artı düzgün hızlanan bir hareket yapmış. Bakın artı yönde düzgün hızlanmış. Evet. Peki buraya bakıyorum. Burada ise araç artı yönde düzgün yavaşlayan bir hareket yapmış. Doğru. 0 T1 aralığındaki ortalama hızının büyüklüğü T1 T2 aralığındakinden büyüktür demiş. Yanlış. Ortalama hız demek yer değiştirmelere bakacağım. Bakın. Buradaki yeşil alandaki yer değiştirme ile gençler, buradaki mavi alandaki yer değiştirmeye bakın. Mavi alandaki yer değiştirme büyük olduğuna göre o zaman T1 ile T2 arasındaki yer değiştirme, bakın şöyle yazayım. X delta X T1 T2 arasındaki yer değiştirme büyüktür. Kimden? Delta X 0 ile T1 arasındaki yer değiştirmeden. O halde ikinci öncül de doğrudur. Üçüncü öncülde 0 T1 aralığındaki ivmesinin büyüklüğü T1 T2'sinden fazla. Evet doğru. İvme derken direkt biz nereye bakacağız gençler? Eğimlere bakacağız. Buradaki eğim daha dik, buradaki eğim az dik. O halde direkt bakın işlem yapmadan eğim demek hız zaman grafiğinin eğimi demektir. Dikliklere bakacağız. O zaman 0 T1'deki hız artışı T1 T2'deki hız artışından büyük olduğuna göre cevap ne çıkacaktır? E seçeneği çıkacaktır. Şimdi gelelim bir diğer sorumuza. Düz bir yolda hareket eden bir aracın hız zaman grafik tablosu şekildeki gibidir. Buna göre T eşittir 0 anında başlangıç noktasında olduğuna göre diyor. Hangileri doğrudur? Aracın 0 ile 2 saniye arasındaki ivmesi 0'dır. Doğru. Neden? Çünkü hızda artma var mı? Yok. Bakın sıfırdaki hızı 20, birdeki hızı 20, ikideki hızı 20 olduğuna göre hız artışı olmazsa ivme de olmaz. 2. Araç 3. saniyede hızlanmaya başlamış. 20'den 30'a, 30'dan 40'a gittiğine göre araç hızlanmaya başlamış. Bu da doğru. Aracın 5. saniyedeki hızı 50 olur. Düzgün hızlanırsa gençler, aracın 5'teki hızı 50 olur. Ama bize ivmesi düzgün dememiş. Bakın belki de bundan sonra başka bir kuvvet uygulanacak. Hani 5. saniyedekini biz bilemeyiz. Tabloda sadece 0 ile 4'ü vermiştir. O halde bizim doğru cevabımız A seçeneği olur.